Sen uzakta, ben uzakta, böyle olmaz dostluğun. Neredesin, nerede? Adına dolandığım. Usul git, yavaş yürü, rampada tıkanırsın. Kalbime haciz koydun, icra memuru musun? Tekrar selamun aleyküm YouTube ahalisi. Şimdi sizlere masaüstü bilgisayarların bazı anakart modellerinde yer alan flash BIOS butonunun ne işe yaradığını, hangi durumlarda bize avantaj sağladığını anlatacağım ve uygulamalı olarak da göstereceğim. Öncelikle BIOS, bilgisayarımızın donanımsal parçaları ile yazılımı, yani sistem arasındaki bir bağlantı köprüsüdür. Küçük bir işletim sistemidir diyebiliriz. Marş motoru olarak da düşünebiliriz. Anakartın yeni nesil işlemcilerle diğer donanım parçalarıyla daha uyumlu çalışması, meydana gelen sorunların, hataların giderilmesi, performans artışı gibi nedenlerden ötürü BIOS'u güncellemeye ihtiyacı duyarız. Güncelleme birkaç şekilde yapılır. 1. Aldığımız anakart markasının bize sunduğu yazılım ile, biz burada MSI kullandığımızdan dolayı onun bize sunduğu MSI Live Update programı ile. 2. BIOS menüsünden, yine burada MSI bize mFlash özelliğiyle büyük bir kolaylık sağlıyor. 3. Bazı anakartların arkasında bulunan Flash BIOS butonu ile güncelleme yapabiliriz. Flash BIOS butonunu diğerlerinden ayıran özellik ise, örneğin anakartımızın desteklediği son sürüm bir işlemci aldık ve taktık. Fakat uyum sorunu olduğundan dolayı bilgisayarımız çalışıyor ama ekrana görüntü gelmediğini düşünelim. İşte bu gibi durumlarda monitörden görüntü almadan sadece power'ın anakarta takılı olması ile BIOS'umuzu güncelleyebilme özelliğidir. İyi de aga, zaten ekrana görüntü gelmiyor. Ben nasıl BIOS'u güncelleyeyim? Bu eski televizyon değil ki sağına soluna üstüne vurayım da görüntü gelsin. Flash BIOS butonu diyorsun. Yani olsa ne olur, olmasa ne olur? Kızma, darlanma, kurbanın oldum. Buradaki amaç bu sorunu düzeltmek için bilgisayarını oradan buraya taşımaktan, sök tak yapmaktan ya da etrafta uyumlu işlemci aramaktan seni kurtarıyor. Elinde küçük bir flash bellek ile evinde yedek masaüstü laptop varsa, yoksa en yakın komşundan, ahbabından ya da en yakın internet kafede bundan sonra anlatacağım işlemleri yapmak, bu kadar. İş daha pratik hale geliyor yani. Tamam. Eyvallah kadam. Kusura bakma. Estağfurullah abi. Görevimiz. Allah'a emanet. Evet. Gelin hep beraber bunu nasıl yapacağımızı öğrenelim. Gördüğünüz gibi benim bilgisayarım bu. Yaklaşık 10 aydır da bu şekilde kullanıyorum. Yakın zamanda inşallah yakışır bir kasada almayı düşünüyorum. Donanımsal olarak MSI B450M Mortar Max anakartımız, fanımızın altında AMD Ryzen 5 1600 işlemci, 600 Watt'lık Cooler Master Power, 16 GB Corsair RAM, SSD hard diskimiz ve Radeon RX 570 ekran kartım var. Şimdi öncelikle BIOS'umuzun mevcut sürümünü öğrenmek için bilgisayarımızı çalıştırıp Delete tuşuna arka arkaya basıp BIOS menüsüne giriyoruz. Sağ üstte BIOS bilgilerimiz mevcut. Anakartımın 10.27.2019 tarihine ait E7B89 AMS240 sürümü olduğunu görüyoruz. Bayağı eski. Aldığımdan beri hiç güncelleme yapmadım. Bu ilk olacak. Anakartımın güncel BIOS'unun olup olmadığını öğrenmek için bilgisayarımızı yeniden başlatıp masaüstüne geliyoruz. Kullandığımız tarayıcıyı açıp Google'a B450M Mortar Max ve sonuna MSI Global yazıp en güncel sürümler için MSI Global web sitesine gidiyoruz. Buradan destek bölümüne tıkladığımızda BIOS bölümüne ulaşıyoruz. Gördüğünüz gibi anakartımızın mevcut sürümü bu ve bunun üzerine 6 güncel sürüm daha çıkmış. Biz burada en güncel olan beta sürümünü indirip BIOS'umuzu güncelleyeceğiz. Bu son güncellemelerin bize sağladığı faydaları hakkında kısaca bilgi verirsek, AMD'nin 5 Kasım 2020 tarihinde yeni çıkardığı 5000 serisi işlemcilerini destekleme olanağı sunuyor. Az önce işlemci örneğinde olduğu gibi, eğer anakartımızın bu güncel BIOS sürümünü yüklemezsek, takacak olduğumuz 5000 serili bir işlemci ile görüntü alamayacağız.
Bunun yanında bir de ekran kartı performansını daha fazla arttırmaya yönelik bir güncelleme olduğunu söyleyebiliriz. Şayet beta sürüm sizleri korkutuyorsa ve kararlı sürüm çıktığında ben o zaman yüklerim diyorsanız bir önceki güncellemeyi de seçebilirsiniz. Şimdi buraya tıklayarak beta versiyonunu bilgisayarımıza indiriyoruz. Bu işlemden sonra indirilen WinRAR dosyamızın konumuna gidip sağ tıklayarak klasörü ayıkla diyoruz ve içine giriyoruz. Gördüğünüz gibi güncel BIOS dosyamız bu. Sağ tıklayıp yeniden adlandır diyoruz ve MSI ROM olarak adını değiştiriyor. Sonrasında çıkan uyarıya da evet diyoruz. Ardından güncelleme için kullanacak olduğumuz flash belleğimizi flash BIOS butonumuzun bağlı olduğu port olan USB girişine takıyoruz. Unutmayın ki flash BIOS butonu ile güncelleme yapacaksanız bağlı olduğu portu mutlaka öğrenmelisiniz. Bunun dışında farklı bir port kullanırsanız güncelleme işlemi başlamayacaktır. Sizler farklı bir anakart kullanıyorsanız flash BIOS butonu portunun yerini kullanma kılavuzundan öğrenebilirsiniz. Takılan USB'mize sağ tıklayıp biçimlendir diyoruz. Açılan menüde dosya sistemini FAT32 olarak ayarlayıp başlata tıklıyoruz. Ardından çıkan tüm veriler silinecek uyarısına tamam diyoruz ve birkaç saniye sonra biçimlendirme tamamlandı bilgisi geldiğinde tamama tıklayıp işlemi bitiriyoruz. Bu işlemden sonra öncesinde indirmiş olduğumuz ve MSI ROM olarak adını değiştirdiğimiz dosyamızı kopyalayıp flash belleğimizin içine yapıştırıyoruz ve ardından bilgisayarımızı komple kapatıyoruz. Videomuzun başında monitörden görüntü almadan sadece Power'ın anakarta takılı olması ile BIOS'umuzu güncelleyebiliriz demiştik. Bunu göstermek adına anakartıma bağlı olan diğer tüm donanımların hepsini çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi anakartın 24 pin ve işlemcinin 8 pin besleme kablolarının dışında diğer tüm donanımları çıkarttık. Şimdi flash BIOS butonumuza bir kez bastığımızda 5 saniye sonra hemen solunda yanmaya başlayan LED lambası ile yaklaşık 5 dakika süren güncelleme işine başlayacaktır. Evet, 5 dakikanın ardından LED lambamızın sönmesiyle güncelleme tamamlanmıştır. Şimdi söktüğümüz donanım parçalarını tekrar yerlerine takıyoruz. Unutmadan sizler BIOS güncellemesi yaparken güç kaynağı kullanmanız tavsiye olunur. Aksi takdirde beklenmedik bir elektrik kesintisinde anakartı servise göndermek zorunda kalırız ki bu da zaman kaybı olur. Son olarak SATA bağlantılarını da yaptıktan sonra bilgisayarımızı çalıştırıp yine ard arda delete tuşuna basarak BIOS'a girip yaptığımız güncelleştirmeyi kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi E7B89AMS2C2 olarak BIOS'umuz başarılı bir şekilde güncellenmiştir. MSI web sitesinde en güncel sürüm tarihi 2020-12-10 yani yıl, ay ve gün olarak yazılmış. Ama onu indirip yüklediğimiz BIOS ekranında 12.09.2020 olarak görüyoruz. Bu durum sizi şaşırtıp neden indirdiğim güncel tarihten 3 ay öncesinin eski bir sürümü yüklenmiş diye panik yapmayın. Buradaki karışıklık Amerika'da tarihler ay, gün ve yıl olarak yazılmaktadır. Yani bizim memleketin usulü ile bunu çevirirsek güncel BIOS sürüm tarihimiz 09.12.2020'dir. Yani no panic, no stress. Evet arkadaşlar, flash BIOS butonu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Allah'a emanet.